Bir caminin kadınlar kısmında oldukça garip bir kadın vardı. Her gece yatsı namazından sonra gelip bekliyor ve sabah namazına kadar camide kalıyordu. Bu durum caminin müezzini ve imamının dikkatini çekmişti. Caminin gece bekçisine, "Geceleri camimizde kalan bir kadın var. Yatsı namazından sonra çıkıp gitmiyor ve ta sabah namazından sonra çıkıyor," dediler. Camiye girip kadınlar kısmının kapısını çaldılar ancak kadın cevap vermedi. Kapıyı da açmadı. Bu şekilde 4 gün boyunca orada kaldım. 4. günün sonunda polisi çağırdılar, polis de gelip kadını alıp götürdü. Sorgu esnasında kim olduğuna, nereli olduğuna dair birçok soru sordular. Fakat kadın hiçbirine cevap vermiyordu. Sessiz kalıyordu. 3 gün boyunca sessizliğini korudu. Polis memuru, "Bu kadın günlerdir bizi oyalıyor, tek kelime bile etmiyor," diye isyan etmişti artık. Sonra kadının camide kaldığı yere gittiler. Orada bazı evraklar, özellikle de bulundukları yerden 700 kilometre uzaklıktaki bir yere taşınması ile ilgili bir evrak buldular. Bir de kuyumcu faturası buldular. Hemen o kuyumcuya gittiler. Kadınla alakalı sorular sorunca kuyumcu kadını hatırladı ve evet o kadın bize 5 gün önce geldi ve yüzüğünü sattı. Bizden yüzüğü kimseye satmamamanız için de teminat aldı ve en kısa sürede geri gelip yüzüğünü tekrar satın alacağını söyledi. Polis yüzüğü satın alıp kadına götürdü. "Bu senin yüzüğün mü? Sende bir hatırası var mı?" diye sordu. O zaman kadının dili günler sonra çözüldü ve bir çığlık atıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda da bayılıverdi. Kadını alıp hastaneye götürdüler. Bu iş polis için çok daha önemli bir hale gelmişti. Bir yandan kadının izini sürerken diğer yandan ülkedeki kayıp vakalarını tarıyordu. Nihayet bulundukları bölgeye 700 kilometre uzaklıkta bulunan bir yerde tam da bu kadının özelliklerinde bir kadının kaybolduğuyla ilgili bir vakaya rastladı. Kayıp ilanı veren kişinin telefon numarasını aldı ve onu aradı. "Ben polis memuru falanca, şu özelliklerde bir kadının kaybolduğuyla ilgili bir ihbarınız üzerine sizi aradık. Biz bu kadını bulduk, kadınla yakınlık düzeyiniz nedir?" Telefondaki adam, "Evet, o benim annem. 10 gün önce evden çıktı ve bir daha haber alamadık. Biz de kayıp ihbarı verdik. Ben hemen yanınıza geleceğim fakat size babamın numarasını vereyim. O şu an bulunduğunuz yere daha yakın. Onu arayın, o daha çabuk ulaşır." Polis memuru hastanede bulunan kadının yanına gidip ona ailesini bulduklarını haber vermek istemiş fakat doktorlar izin vermemişti. O da kadının kocasını aradı. Ona "siz falanca mısınız? Eşiniz şu an hastanede," deyince adam "ben şu anda eşimin yanındayım," diye cevap verdi. Polis memuru ısrarla "hayır, eşiniz şu an benim yanımda hastanede. Siz hangi kattasınız?" "Ben şu an eşinizle birlikte 2. kattayım deyince adam hemen polis memurunun bulunduğu kata geldi. Kadının yanına girdiğinde büyük bir şok yaşadı. Bu kadın benim ilk eşim, evlatlarımın annesi. Kim getirdi onu buraya?" dedi. Polis, "peki sen kimin yanındaydın?" dedi. Adam, "ben 2. eşimin yanındaydım. Birisi onu darp etmiş ve bilinci kapalı halde yatıyor." Polis, adamın ilk eşiyle evliyken sık sık Riyad'a evlerinden 700 kilometrelik bir mesafeye iş için seyahat ettiğini ve eşine de kendisiyle birlikte gelmesini söylediğini ancak çocuklarını bırakıp gelemeyeceği için eşinin bunu kabul etmediğini, bunun üzerine adamın Riyad'da 2. bir kadınla evlendiğini öğrendi. Kadın da eşinin 2. bir evlilik yaptığını öğrenmiş ve onun yanına gitmeye karar vermiş. Evlerinin yakınında bir camide birkaç gün kaldıktan sonra kadının evine gidip onu bayıltana kadar dövmüş. Günler sonra her iki kadın da kendine geldiğinde adam 2. eşine onu bu hale getirenin ilk eşi olduğunu söylemiş ve ondan şikayetçi olmamasını rica etmişti. Kadın da "şikayetçi olmaktan vazgeçerim ancak beni boşarsan," dedi. Adam şaşırarak "ama neden?" diye sorunca kadın, "bu kadının üstüne hiç kimse kuma olamaz. Bu kadın seni tarif edilemez şekilde seviyor. Senin yanına gelmek için o kadar uzun bir yolu tek başına kat etmiş. Senin onun üstüne asla başka biriyle nikahlanmaman lazım." Adam 2. karısını boşamış, ilk eşiyle birlikte evlerine dönmüşler.